Arkadaşlar bu zamana kadar birçok video izleyip Twitter ve Instagram'da bir sürü paylaşım gördünüz. Ama bunların hiçbiri yeni gelecek olan Türk ajanın özelliklerinden bahsetmiyor. Ben bu videoda bu ajanın özellikleri neler ve neler olabilir bundan bahsedeceğim. Videonun sonunda video hoşunuza giderse lütfen abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz bir sürü bilgi zaten mevcut, o yüzden bunlardan uzunca değil, sadece bir özel şeklinde hızlıca geçiyorum. Yeni ajanımız Türkiye'den şantajcı olarak biliniyor ve oyun içinde onunla ilgili ses kayıtları ve kartlar gibi bazı şeyler yer alıyor. Peki bu karakterin özellikleri ne olacak? Bu ajanın bir perde veya flaşa sahip olması beklenmiyor. Daha çok rakip takımın infosunu vermeye ve özelliklerini etkisiz hale getirmeye yönelik olacağını söyleyebilirim. Yani bu ajan sahiplere girerken rakip takıma sıkıntılar yaşatıp bizim elimizi güçlendireceğe benziyor. Bu yüzden şantajcının özelliklerinden birinin hack olacağını söyleyebilirim. Bu özel özellikle şantajcı rakiplerinin özelliklerini ekleyerek onların özelliklerini kullanabileceğe benziyor. Hatta şöyle ki Valorant'ın yeni ana ekranında Kijo ve Brimstone özelliklerinde şantajcının sembolü olan göz işareti açıkça görülebiliyor. Bu özellik oldukça ütopik gibi duruyor. Ancak ben bu ajanın rakiplerini ekleyerek onların özelliklerini kullanmasını engelleyeceğini düşünmüyorum ki bunu zaten Kayo yapıyor. Ancak Brimstone ya da başka bir karakterin özelliğini, örneğin Kijo'nun taretini Kijo'ya geri döndüğünü düşünün. Kijo'sunuz ve bir anda taretiniz size doğru ateş etmeye başlıyor. Hatta Valorant'ın yayınladığı videoda Raze'in robotu ve Kijo'nun tereti bilinmeyen bir şey tarafından etkisi altına alınıyor. Diğer bir özellik olarak aynı şekilde Skye'in kurduğu veya Sova'nın oku gibi site'lara doğru yönlendirebileceğimiz değişik bir şey ile site'te bekleyen rakiplerin infolarını alacağını düşünüyorum. Sonuçta bu ajan bir bilgisayar korsancısı, yani en azından öyle olması bekleniyor ve bütün karakterlerle ilgili bilgilere erişebiliyor. Bu sebeple rakiplerin yerini öğrenmek için bir özelliğe sahip olacağı düşünülüyor. Şimdilik tüm bilgiler ve düşünceler bu kadar. Ancak en kısa zamanda yeni bilgiler geldiği an direkt olarak video kanalı yükleyeceğim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve birçok edit videomu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.